Hayırlı akşamlar değerli ETV izleyicileri. Bir Hakikat Penceresinden programında daha yine sizlerle beraberiz. Bu hafta peygamber mucizeleri ve bu mucizelerin bugüne bakan mesajları konusunu işleyelim diye geçen hafta duyurmuştuk. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim. Vela rabbin vela yabisin illa fi kitabin mübin. Yani yaş ve kuru ne varsa her şey bu kitab-ı mübinin içerisindedir. Kur'an-ı Kerim'in içindedir ayet-i kerimesi. Yani bugün hayatımızı ilgilendiren ve bütün insanlığın, bütün tarih boyunca ilgilendiren her şeyin içinde yer aldığı, hatta sadece bu dünyaya ait değil, belki ebedi hayata ait de bütün bilgilerin içinde yer aldığı bir kitap olarak tavsif ediyor. Kitabın sahibi Cenab-ı Allah. Ve bu kitabın bu şeyin içerisinde, muhtevasının içerisinde de peygamber kıssaları var. Geçmiş işte Hazreti Adem'den başlayan, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a kadar devam eden, Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti Musa, İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberlerin, Yusuf Aleyhisselam gibi, Musa Aleyhisselam gibi onların kıssaları dediğimiz, onlar döneminde yaşanan hadiseler, bazı anekdotlar tarzında Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Tabii bunları birer tarihi hadise olarak bilgilenmek babında okumak mümkün ama sadece bu kadarla mı kalmalı? Yoksa bu Kur'an ezelden ebede kadar olduğuna göre, zamanla mukayyet olmadığına göre, o zaman günümüze bakan mesajları da bunların içerisinden almamız lazım değil mi? Yani Kur'an'ın mucizeliğini ancak böyle sağlayabiliriz gibi düşünceyle yola çıkarsak nelere varabiliriz, neler buradan çıkarabiliriz? Bu konuyu Bediüzzaman Hazretleri de irdelemiş. Yani biraz bu veçheden bakmış belki buna. Yani daha ziyade. Daha ziyade belki bu veçheden bakmış. Evet, bunlar diyor ki bu peygamberler İnsan cemaatlerine manevi terakkiyat cihetinde, onların manevi kemalatları cihetinde birer pişler ve imamdırlar. Evet, her peygamber kendi ümmetine, son peygamberler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, bütün insanlığa bir saadet, imam, bir pişler. Yani saadet düsturlarını getiren, değil mi? İnsanın insan olmasının arkasındaki yapması gerekenleri onlara tebliğ eden, öğreten, ve iki cihan saadetinde sağlayacak prensipleri onlara anlatan kişiler. Yani insanı diğer hayvanlardan ayıran, özelliklerini inkişaf ettirmeye yarayan bilgiler bütününü, prensipler bütününü adeta din dediğimiz, Kur'an dediğimiz ve ahlak dediğimiz, sünnet dediğimiz şeylerle, temel verilerle insanlığa aktaran birer üstad. Ayrıca bu enbiyaların her birisinin eline de bazı harikalar verilmiş. Yani mucizeler var. Harika dediğimiz. Yani o insanlara birer ustabaşı ve üstad kılmış Cenab-ı Allah. Hem peygamber olarak gönderiyor insanların manevi kemalatlarını geliştirmeleri için. Ayrıca onların eline birer tane şey veriyor. Mucizeler veriyor birden fazla. Hem bu mucizeler onun peygamberliğini tasdik sadedinde bir fonksiyon ifade ediyor. Hem de onların içinden bir takım sanat, bir takım ilim ipuçlarını da elde etme imkanını veriyor. Belki de işte ilmin, fennin, tekniğin nihai derecelerini belki orada veriyor. Ve onlara mutlak olarak ittiba emrediyor. Yani onlara tabi olunmasını söylüyor. Yani eğer akıllıysanız, bunlara tabi olursanız fazla uğraşmadan, daha kısa yoldan saadete ulaşabilirsiniz. Daha kısa yoldan maddi refaha da kavuşabilirsiniz gibi bir şey var arkasında belki. Evet, bu manevi kemalatını bahsetmekle insanlara onları istifadeye teşvik ettiği gibi mucizatlarından bahis dahi onların nazirelerine yetişmeye, benzerlerini yapmaya ve taklitlerini gerçekleştirmeye bir teşviki içinde barındırıyor, bunları gösteriyor. Yani böyle okumamız lazım diyor Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki bu mucizeleri okurken, peygamber kıssalarını okurken. Evet, bunu biraz açalım. Ondan sonra da örneklemeye geçelim. Ben, buyurun. Sanki bu anlattıklarınıza bir giriş
paragraf olarak başka bir şey eklemek tabii, istiyorum. Tabii buyurun. Yani insanlar dünyaya çok zor bir vazifeyle, kullukla vazifelendirilerek gelmişler. Evet. Fakat bu çok zor bir vazife. Dağlar ve semanın Allah bu kulluk vazifesinden eneden kaçtığını söylüyor. Yani insan bazen Akhisar tarafından gelirken Spil Dağı o kadar büyük ki şehrin içinde o büyüklüğü hissetmiyorsunuz. Ve benim kızım o taraftan geldi ve diyor ki baba işte o vazifeyi almayıp da bizim üstümüze bu vazifeyi veren dağlardan bir tanesi bu olsa gerek. Ki hani Spil Dağı işte 2500 metre. Yani küçükler arasında. Evet. Yani şimdi bütün dağları sadece büyüklük güç anlamında, semayı büyüklük anlamında değerlendirdiğimizde kulluğu kabul etmiyorlar. Neden? Burada Cenab-ı Hak bu işin zorluğunu anlatıyor. Fakat hani hep polislerde bir şey vardır. Dengesiz güç kullanıldı. Bütün dünya ayağa kalkıyor. Siz polis olarak işte taş atana silah çekememez. Orantısız güç. Orantısız güç, dengesiz güç. Orantısız güç. Allah hele hele adili mutlak olan Allah asla böyle bir şey yapmaz. Bize peygamberler göndermiş. Ellerine efendim kitaplar vermiş. Ve sadece bu yetmemiş. Meleklerle takviye etmiş. Kainatı bizim yaşayabileceğimiz bir zemine oturtmuş. Fakat bu da yetmemiş. İşte o peygamberlerin eline hakikaten böyle bizim adeta zamanı balonla geçebileceğimiz bazı harikalar vermiş. O harikalarla bizi adeta yaşanabilir, yapılabilir bir vazife içinde istihdam etmeye çalışıyor. Fakat zamanla din böyle bir ritüel haline gelmiş. İşte belki en iyi yapanlar 5 vakit camiye gider insanlar. İşte diğerleri bazen cumaya gitmek anlamında. Mezarlık başında hasta olunca okunan sureler. Belki biraz sarık, sakal gibi birkaç tezahür. Kışır kışır özünü kapatmış evet. Adeta değil mi? Yani evet. Halbuki biz iddia ediyoruz bu hakikat penceresinde. Ve 124 bin peygamber bunu anlatmış. Dinler insan saadeti için geliyor. Dolayısıyla peygamber mucizelerine ben yıllar önce 1970'lerde öğretmen okulunu yeni bitirdiğimde bir Ramazan'da bir otobüste oruçları bozacak şekilde sigara üfleyen bir gençle otobüste insanların tartışmasına şahit olmuştum. Belki ilk İslamiyet'e karşı daha hassas hale gelişim o yıllara rastlıyor. Yani işte 70 olsa ben 19 yaşındayım demek ki. 50 sene önce. Otobüste o diyor ki ya siz böyle çok üstüme gelmeyin dinleyin diye. Sizin din dediğiniz, Kur'an dediğiniz şey peygamberlerin hikayesi. Ne anlatıyorsunuz falan diye. Ben tabii böyle o günkü delikanlılıkla bütün garip hallerime belki sol içinde fikri faaliyette bulunmama rağmen onun o şeyine çok rahatsız olmuştum. Hatta kuvvet kullanmaya kalkmıştım da beni durdurmuşlardı. Ancak otobüsten indim benim zihnim mahvolmuştu. Adam Kur'an'a hakaret etmişti. Peygamber kıssalarını birer tarihi hikaye olduğunu anlatmıştı ki hakikaten ben yaralanmıştım. İnsan eli yetişemedi şeye, anlayamadığı evet. Şeye düşman. Düşman olur. Ama zaman içerisinde bilhassa Risale-i Külliyat'ını okuduğumda peygamberlerin bize hakikaten sizin ifade ettiğiniz gibi hem manevi açıdan birer imam, birer rehber, doğruyu, saadet prensipleri anlatan hem de bu mucizelerde çok şey gizli. Şimdi beraber baktığımızda adeta hani gemi deyince tarihçiler hep anlatırlar. Yani yükselme devri veya efendim işte Avrupalılar için Rönesans hareketlerinin işte pusulanın bulunması, büyük gemilerin yapılması falan diye anlatırlar ama yani ondan asırlar önce insanlığa büyük gemiyi hediye eden gemicilerin ustası çok açıkça Nuh Aleyhisselam. Zaten o yetmiyor. Bir de saat yani Cenab-ı Allah Nuh'a bir gemi yap dedi. Evet. Ayet gene böyle geçiyor değil mi? Ama ya yapacak da örneği yok ki. Örneği de bugüne yok. Bugüne kadar böyle bir şey yok. İnsanlık düşünmemiş değil mi? Düşünemiyoruz abi. Böyle bir şey yok. Öyle bir kavram yok çünkü. Yeryüzünün dörtte üçü de suyla kaplı. Tamam, yani evet. Adeta oraları kullanmaz hale gelecek. Orada hazineler gemi var. Gemi yap. Peki nasıl yapacak bu gemiyi? Evet. Değil mi? Evet. Demek ki o bir mucizesi olur evet. Aslında. Yani baktığımız zaman bugün alelade gemi yapımı diye bakmadan geçen konu
Ya işte bugün işte şeyler de yapılıyor. Ne bileyim. Tersanelerinde yapılıyor. O kadar basit değil. Normal bir şey ama o bir mucize aslında. Evet. Değil mi? Yani mucize eliyle şekli edildi. Olmayan, zihinde yeri olmayan, planı programı olmayan, kavram olarak da gemi kavramının insan zihninde olmadığı bir zamanda gemi yap. İşte o peygamberler tarihinde anlatılır ya. Yani gemi yapmayı bilmediğini ifade edince işte bir tavuk kesmesi, onun kaburgalarına dikkat etmesi, ona uygun ağaçları işte işleyerek efendim bir iskelet oluşturması şeyi veriliyor. Yani ipucu bu bir yani. İlham yani tabiatta daha önce Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklarda örnekler almak suretiyle peygamberlerin bu şeyleri geliştirdiklerini görüyoruz yani. Yani Cenab-ı Hak ona ilham ediyor, veriyor, emri veriyor, örneğini de gösteriyor. Ama tabii o örneğin işlenmesi, efendim insanı taşıyabilecek bir şeye getirilmesi, tabii o yapımı vahiyle gerçekleşiyor. Peki Ali Bey, ilk insan ve ben onunla ilgili bir makale okumuştum. Yani bir gün burada okumak arzu ederim. İlk defa cennette Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın karşılaşmasını anlatmış bir arkadaşımız. Onu hayalini canlandırmış. Hakikaten insan heyecanlanıyor. Her tarafı müthiş bahçeler, sular ve tek başınasınız. Bir anda içinizde programı olan, işte vücudu erkeğe nazaran daha güzel yapılmış bir hanım işte belli muhakkak kıyafetlerle onun karşısına çıkıyor. O efendim böyle abuk subuk resimlerden bir elmanın ikinci yarısı gibi adeta. Evet. Yani, değil mi? Onun halet ruhiyesini düşünün. Nasıl bir şey? Ve Hazreti Adem'e eşyanın mahiyeti öğretiliyor. Evet, o kadar önemli ki. Yani bir iki şey söyleyebilirim ya. Hazreti aslı olan Hazreti Adem'e talimi Esma diye geçiyor malum Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Hazreti Adem'e isimleri talim etti, öğretti. Şimdi biz buradan ne anlayacağız? Bediüzzaman Hazretleri bunları şu şekilde hani şerh eder. Ona eşyanın hakikatini öğretti. Maddenin, kainatın, evet, imkan dairesinin ne manaya geldiğini ona ders verdi. Sırlar bir. İkincisi, o sırları açacak ilimleri, fenleri ve bilgiyi Hazreti Adem'in ruhuna, hafızasına belki de, Hazreti Adem'in bütün insanlığı temsil eden babası olarak onun mahiyetine yerleştirdi. Yani bilgisayarda ofis işte filan programlar olmadığı zaman nasıl yazı yazamıyorsun? Aynen. Adeta programlar insanla birlikte, Hazreti Adem'le birlikte insana hediye edildi. Sonra ne oldu efendim? Adem'in çocukları yeryüzünde çoğaldıkça Hazreti Adem'de hülasa olarak, özet olarak, çekirdek olarak mevcut olan o ilim ve bilgiler insanoğlu eliyle fikirlerin de hani birbirini telkih etmesi neticesinde bilimler olarak ve o bilimlerin neticesi olan teknoloji olarak ortaya çıktı. Kuvveden fiile geçiyor yani. En nihayet Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da Divan-ı Nübüvvet'in hatemi yani peygamberlik divanının sonuncusu olarak onun elinde gelen Kur'an'da da Hazreti Adem'e ve Hazreti Adem'le Hazreti Muhammed arasında geçen o süreçte ortaya çıkan İnsanoğluna tezahür eden o bilgiler yine Kur'an'da da hepsinin sonucu olarak orada da özet olarak dergiledi. Orada da olarak nüveler çekirdekler halinde. Hani şunu söyleriz. Madem ki söz konusu olan şey Allah'ın kelamı ise ondan bahsediyoruz. Dolayısıyla ilahi kelam hani beşerin söylediği gibi tek manaya münhasır olmaması icap eder. Belki bir açık manası olmakla birlikte işte onun altında alt manalar işari olarak, remiz olarak, çekirdek olarak, ihtar olarak diye eserlerde evet, geçiyor. Evet. Alt manalar olması icap eder. Dolayısıyla bu alt manalarda işte peygamberlerin mucizelerini değerlendirirken medeniyet harikalarına, keşiflere, buluşlara bir takım remizlerin ve işaretlerin olmuş olması elbette icap ediyor. Söz konusu olan budur. Ama İsmail Bey, insan bazen ben eski düşüncemle yani bilgi noksanlığı döneminde şimdi de muhakkak eksiklerim vardır. Mucizenin kavranılmasında büyük zorluk. Bunu izah etmek lazım. Ha. Nedir mucize? Yani bazen mesela ben hiç en çok heyecanlandığım şey olmuştu. Yine Lisan-ül Külliyatından efendim ayın bölünmesi hadisesi okurken ne kadar cahilane düşündüğümü anladım. Yani madem tarih bahsetsin
Neden efendim bütün coğrafyalarda, bütün dünya bunu görmemiş? Ya Bediüzzaman diyor ki nasıl görsün? İngiltere, Avrupa'nın çoğu devamlı güneş görmeden kapalı. Gecesi bulutlu. Ay yok. Veya şimdi biz geceye doğru gidiyoruz, Amerika'da sabaha doğru gidiyor. Yani ay gece görünür. Yani dünyada ay her an her yerde görünmüyor ki. İnsan ne kadar cahilane bir itiraz ediyor. Veya mucize denen şey insanları dermanını kesmek, aklını durdurmak için değil ki. İhtiyaç olduğu yerde ihtiyaç olduğu miktarca gösteriliyor. Ayrıca orada duran kafirler yapamadın diyemiyorlar. Tarih kaydı diyor ki ya Muhammed'in Ebu Talib'in yetiminin sihri semayı tuttu filan. Yani öyle mantıklı şeyler var ki bir de eğer mucize verilmezse peygambere inanmak da insan için zor. Yani ellerinden su akacak, ayı bölecek, orduları durduracak bir insan ki. 1400 sene önce ortaya çıkıyor ve diyor ki ben bu kainatın Halık'ının mebusuyum, elçisiyim. Evet, şahane bir daha fark. Türkçesi beni size o gönderdi. Benim elimdeki tekliflere uyumanızı istiyor. Şimdi böylesine muazzam bir iddia kainatın Halık'ı adına konuşmaktan daha büyük bir iddia olabilir mi? Tarihin değişimi ya. Dolayısıyla insanlar da diyorlar ki kardeşim böyle bir iddian varsa böyle güçlü bir iddiayı ispat edecek delillerin olması lazım. Çok yani onun elinde kainatın yaratıcısıyla o ilah ile arasındaki irtibatı gösterecek bir imtiyaza, bir ayrı özelliğe ihtiyacı var. O da diyor ki bakın diyor kainatta hiç değiştirmediği kanunları var onun. Sizin de bildiğiniz gördüğünüz kanunlar var. Ben isteyeceğim o kanunları değiştirecek. Benim istememle o kanunları değiştirirse şayet ki anlık hadiselerdir ifade evet. ettiğiniz gibi. Her hayatı her zamanda mucize göster. Hayatı mucize değildir, fevkal beşer değildir. Bunun da böyle olması icap eder. Böyle bir şey olursa değiştirirse benim istememle benimle onun arasında yakın bir alaka ve irtibat olduğunu gösterir mi? Evet gösterir diyorlar. Geçen... Görüyorlar fakat dediğiniz gibi İşte yetim Ebu Talib'in sihri semaveye bile tesir etti diye inanmaya niyeti olmaması halinde. Tabii cüz iradesini yani, o nokta kullanmayı çok alıyor. Tamamen elinden de almıyor. Yani mucize de almıyor. Aynen. Yani böyle de bakmak lazım. Ali Bey, Rıza Bey. Aynen. Doğru. Yani tamamen yani gayb perdesi açıldı, şehadet alemi karşına çıktı gibi bir şey değil mucize de. Yani öyle de bakmak. Zaman zaman. Belli kişilere münhasır kalıyor mucizelerin bir evet, kısmı. Belli bir zamana münhasır kalıyor. Dolayısıyla yani herkesin gözü önünde diyelim ki Mekke'de bütün ahali toplanmış. Hadi bir mucize gibi. Böyle bir şey değil yani. Dakikalarca İş, devam eden, devam bir, eden bir şey değil. Lazım. Dolayısıyla eğer böyle bir şey olsaydı insanların elinden ihtiyar alınmış olurdu. Halbuki aklıyla yani aklıyla bulacak ihtiyarı elinden alınmayacak. O kendi iradesiyle onu seçecek, tercih sevgi kullanılacak orada. Kullanılacak. Çünkü dinin kendisinde zaten zorlama yok. Yani hiçbir peygamber kendisine inanılması noktasında zorlayıcı olmamıştır. Akla kapı açmış. Akla kapı açmış ama evet. onların iradelerini, seçme özgürlüklerini ellerinden almamıştır. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz yani. Herkesin aklını ikna edecek ya da işte toplanın ey Mekkeliler. Bak nasıl peygamberimize bir göstereyim. Karabeden. Çak işte efendim çık Ebu Kubeys'in Kubeys dağına elini uzat ay bölünsün işte. Yıldızı hadi hadi yetmedi bir de yere insin efendim. Sonra tekrar göğe. Ya böyle bir şey değil. Ali Bey sen hocasın şöyle bir misal verebilir miyim? Yani imtihan ediyorsunuz öğrencileri. Okul açıldıktan 1,5 ay sonra vizeler başlıyor. Şimdi şöyle bir durum olsa. Siz hiç derse girmeseniz. Ders notu da vermeseniz öğrencilere. Fakat sınav saati geldiğinde işte gençler soru kağıtları dağıtmaya kalksanız öğrenciler itiraz eder. Ya hocam böyle imtihan olur mu? Veya tam tersi olsa 1,5 ay sınav gününe kadar derse girseniz, kitabınızı verseniz, ders notlarını da verseniz, deseniz ki arkadaşlar 150 sayfa işledik, size 3 tane soru soracağım. Sorular da bunlar. Alın. Böyle de olur. O da mantıklı. Çok açık. İmtihan sürüyor. Yani. Ama ne dersiniz? 150 sayfa işledik. 150 sayfa içinden 3 tane soru çıkacak. Buna göre cevaplarınızı yazarsınız. Şey bu. Yani ne çok gizli olması lazım, ne çok mecburen irade elinden alacak kadar açık olması lazım. İkisinin ortasında bir tarzın evet. tercih edilmesi evet, icap. Ali Bey, radyo programında benim çok dikkatimi çeken bir şeyden bahsetmişti. Peki peygamberler
O zaman haşa, yani biraz ilahlık bulaşıyor. Yok estağfurullah. Şimdi haşa, şöyle, yani insandan farklı mı? Şöyle söyleyerek o zaman devam edelim. Şimdi evet. Mucizeler bir peygamberin ömrü boyunca sadece böyle belirli durumlarda gösterdikleri bir şey. Yani Hazreti Nuh Kur'an'ın ifadesiyle 900 artı 50 yıl. Yani 950 yıl yaşamış. 950 yılın bütün baştan sona peygamberliğinden ölümüne kadar hepsi mucize değil. Onun normal ihtiyarlar o zaman. Şimdi o zaman ihtiyar elinden alınır bir. İkincisi her hali mucize olsa o zaman insanlara örnek olmaz. Evet. Nefis ve şeytanımız oradan bir yol bulur. Der ki onu zaten peygamber her hali mucize. O onu yapar ama ben bunu yapamam. Buna güç getiremem, buna takat getiremem diye bir şey yolu, bir itiraz yolu bulunur. Şimdi peygamberler mucize gösterirler. İsmail Bey izah etti. Yani Cenab-ı Hak kainatı halk etmiş. İşte bu kainat içerisinden dünyayı insanın yaşayabileceği bir zemin haline getirmiş. Burada da bizim işte dini literatürde adetullah, sünnetullah dediğimiz kanunlar koymuş. Yani işte sabah işte 7:15'te güneş doğuyor, akşam işte efendim 17'de batıyor. İşte hangi gün ne zaman doğacak, ne zaman batacak belli. Ay ne zaman tutulur, güneş ne zaman tutulur belli. İşte gel gitler ne zaman olur belli. İşte efendim bir şey yapmak istiyorsanız o kanunlara uymak zorundasınız. Yani şimdi elma yemek istiyorsanız o zaman bunun ağacını dikeceksiniz, sulayacaksınız, gübreleyeceksiniz, keseceksiniz, efendim bakımını yapacaksınız. Meyveyi daha yani sonra... Fenlerin tespit ettiği her şey... Adetullah ve sünnetullah, sünnetullah dediğimiz yani bugün insanların işte şeylerde tabiat kanunları diye ifade ettikleri şeyler o kanunu koyan birisi var. Yani şimdi peygamber mucizelerine bakarken bunları peygamberlerin kendilerinden gösterdiği bir şey gibi görmemek, değerlendirmemek lazım. Yani peygamberin gücü bizimki daha büyük. İşte efendim ayı ikiye böldü. İşte öteki daha şeydi, başka bir. Ya böyle bir şey değil. En küçüğünden en büyüğüne kadar. Bütün mucizeleri yaratan da Cenab-ı Hak'tır. Bu fiilleri halk eden de Cenab-ı Hak'tır. Sadece diyor ki, bak bu kanunları koydum. Bunu da peygamber olarak gönderdim. Delil mi istiyorsunuz? İşte bak bu kanunu onun isteğiyle değiştiriyorum. Bunu mucizeyle Cenab-ı Hak bize bunu adeta söylüyor. Yani mucize Allah'ın fiilidir. Peygamberler sadece aracıdır orada. Peygamberlerin yani bir üstünlük olsun diye değil. Resulünün tebliğini, Cenab-ı Allah'ın dinini insanlar daha kolay algılasınlar, kavrasınlar, inançları daha kolaylaşsın diye bir vesile. Yani diyor ki, bak bunu peygamber olarak gönderdim ama arkasında ben varım. Odur. Diyor. Mühürü. Bu tasdik. Bu tasdik makamında. Dolayısıyla peygamberlere verilen mucize, peygamberliğini inkar edenlere karşı bir delil sunmaktır. Kendi güçleriyle ilgili değildir bu. Tamamen Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir fiildir. Yani böyle bakarsak sağlıklı bir bakış yakalamış oluruz, değerlendirmiş oluruz. Fakat oraya o zaman Züzer Bey'in demin okuduğu metinde bir şey daha var. Enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi mucizatlarından bahis dahi onların nazirelerine yetişmeye, taklitler yapmaya teşvik. Yani böyle bir mesaj almamız lazım. Tamam. Yani, peygamber mucizelerinden. Mesela elektrikle ilgili nur ayetleri var. İşte hatta bir fanus içinde ne garbın ne şarkın yanındığın şeyleri olur. Evet. Veya uçakla ilgili Süleyman Aleyhisselam'ın uçması veya ışınlama. Yani eşyanın nakli. Bugün filmlerde görüyoruz. Onlara ayrı ayrı gireceğiz. Evet. Hayır. Ben başlıklar anlamında tıpta İsa Aleyhisselam ölülere hayat verecek kadar bir şeye gidiyor. Veya demiri yumuşatması veya ateşi yanmayan elbiseyle İbrahim Aleyhisselam'ın yanmaması
bugün ona bakan yönler. İşte bizim bileyim, arayışımız da bu değil mi burada? Ha, şimdi evet. Arayışımız da evet. Kur'an peygamber kıssalarından yani evet. Onların hayatlarından küçücük özetler veriyor. Aynı zamanda onların hayatlarında gösterdikleri mucizelerden bahsediyor. Madem ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, o kelam belli bir zamana münhasır olamaz. Bütün zamanlara bakan bir veçesi, bir yönü olması mesela icap eder. Yani 1400 sene önce gelen Kur'an'da geçen bu ayetlerin o günden bugüne kadar geçen süreç içerisindeki insanlara bakan bir veçesi, bir yönü olduğu kesinlikle. Gibi günümüzden kıyamete kadar geçecek olan süreçteki insanlar da elbette Kur'an'ın en parlak ayetleri olan peygamber kıssa ve mucizelerinden ders alacaklardır. Eğer bu gözle bakmazsak, bu nazarla bakmazsak, yani zaman üstü bir mana ifade eder gözüyle bakmazsak, o zaman işte Hazreti Musa'dan bahsediyor, Süleyman'dan bahsediyor, onların hayatları hakkında bize bilgi veriyor. O zaman tarih kitabına indirgenmiş oluyor. Tarih kitabı maalesef öyle çünkü. Tarihsel olmuş olur ki, Kur'an'a yapılacak en büyük mühkan budur. Yani bazı insanlar işte tarihseldir şeklinde ifade ediyorlar. Hayır, tarihsel olamaz. Bütün asırlara bakan bir veçesi. O. Madem ki insan maddi ve manevi yönü vardır, öyleyse Allah'ın insanlık için gönderdiği irşat kitabında ve kitaplarında da hem benim maddi hayatıma, çünkü bunlar hayatımda çok rol almış olan şeyler, hele günümüzün dünyasında bu teknolojik buluşlar... Elektriği, uçağı, tıbbi şey çıkar. Bunlara da Kur'an-ı Kerim bu kadar önemli olduğuna göre kelamında bunlara yer vermiş olması icap eder. Evet, Kur'an'ın her bir ayeti çok vücuhu irşadi, çok vecihleriyle irşat ediyor. Yani bir ayete bir tek mana yüklemekle Kur'an'ı sınırlayamazsınız. Her asra bakan, her asırda belki birkaç manaya bakan vecihleri var. Binlerce tefsir yazılmış o yüzden. Evet, yazılmış. 14-15 asırdır bu devam ediyor. Bitmiyor. Tefsirler yazılıyor. İstihraçlar. Bir başka ayette Cenab-ı Allah'ın kelimeleri bitmez. Aynen. Yani 7 tane denizi de ilave etseniz gene onun mürekkep olsa denizler tükenir ama Cenab-ı Allah'ın kelimeleri bitmez. Ayette çünkü mutlak. Böyle. Mutlak. Evet. Herhangi bir ölçüye sığmayacak şey. Evet, o zaman... Müteaddit hidayet cihetleri var bu ayetlerin. Yani Kur'an'a bakarken, ayetlere bakarken sağlıklı bakışta böyle bir bakış var ehli sünnet bakışında değil mi? Tabii. Ve bunun üzerinde ehli tahkik ve ilmi belagat ittifak içindeler. Yani bunda bir şey yok. O zaman Kur'an-ı Kerim'in en parlak ayetleri de mucizat-ı enbiya ayetleri. O zaman bunlarda da böyle çok vecih olması lazım. Hatta diğerlerinden daha fazla olması lazım. O zaman bunlar birer tarihi hikaye olarak değil, çok irşadi manayı da içinde barındıran ayetler olarak bakmak durumundayız. Evet, yani peygamber mucizelerini zikretmesiyle fen ve sanat-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor diyor. Evet. Fenlerin ve insan sanatlarının nihai hududunu bu ayet-i kerimeler çiziyor. Yani o mucizeyi zikrederek öyle anlamamız lazım. Ufuk açıyor değil mi? Açıyor bize. Vizyon. Düşünce ufku. Evet. Bir olayda nihayet nereye varabilirim ben? Yani ben çalışarak, çabalayarak, kanunlara müracaat ederek, ilim ve fende ilerleyerek acaba bunu nereye kadar taşıyabilirim ve bunu benim bugünkü hayatıma nasıl faydalı hale getirebilirim sualini sormayı bize adeta aynen öyle. Getiriyor bu değil mi? En ileri gayatına parmak basıyor. En büyük gayelerini, en ileri gayelerini gösteriyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Evet. Beşerin arkasına desti teşviki vurup, teşvik etmeyi vurup o gayeye sevk ediyor. Yani temel olarak baktığımızda ne mesaj alacağız? Hepsinden müşterek olarak bu mesajı alacağız. Evet. Bu mucizenin arkasında benim bugünüme bakan, yarınıma bakan, benim hayatımı daha güzelleştirecek, problemlerimi çözecek hangi ipuçlarını bulabilirim? Değil çok mi? Önemli. Yani bakınız manevi yönü dediniz, maddi yönü dediniz. Hazır evet. Bey özür dilerim. Evet. Yani. İki yön. Şimdi insanlar veya Müslümanlar herhalde biraz manevi irşat yani ubudiyet, kulluk, hani Kur'an'ın asli gayesi, asıl gayesi, sahası bir rububiyetin keyfiyatını ve şuunatını yani Allah'ı tanıtacak,
Ondan sonra da o rububiyete karşı, o Rabbe karşı, bütün kainata hükümranlığını dinlettiren o Rabbe karşı benim vazifem nedir? Ben kulluğumda bu. Ama bunun yanında maddi hayata da bakan tarafları vardı. Şimdi insanlar herhalde Müslümanlar belki bu tarafına çok manevi tarafına hasrı nazar etmişler ama işin maddi boyutuyla zaman içerisinde pek ilgilenmemiş, unutmuşlar diye. Evet, hatta Bediüzzaman Hazretleri İslam dünyasının geri kalış sebepleri arasında Allah'ın ikinci kitabı olan her zaman ifade ettiğimiz kainat kitabı ve kainata koyduğu o kanunlara karşı bigane kalışları, kainatı irdelemeyişleri onların geri kalışlarına sebep olarak ifade eder. İsmail Bey, bu siz belli bir nezahatle temel manayı söylüyorsunuz. Lafın tamamı. Ama evet, bence orasını söylememiz lazım. Yani müminler bugün yine bitkilerden, topraktaki değişik madenlerden yapılan ilaçları gavur icadı gibi görüp ötelerken, otla çöple en tehlikeli hastalıklarda kendilerini perişan ederken maalesef bunu din adına yapıyorlar ki bu tamamen dinin temel şeylerine aykırı. Bilimsellikten uzak. Uzak. Belki çok genel değil. Değildir ama yani. Doğru. Ama maalesef bunu ısrarla, yani işte televizyona çıkıyor geçenlerde, işte bizzat birkaç gün önce hakikaten önemli bir psikologumuzla iyi bir ifadeci konuşurken ısrarla bir şey söylüyor. Şu kadar sayıda besmele okursanız doğanız kabul olur diyor. Ben diyeceğim ki hodri meydan, işte okuyoruz, sen de burada dur, hiçbir şey olmuyor. Ya adeta en temel manaları insanları İslamiyet'e, dine düşman edecekler. Halbuki Bediüzzaman böyle anlatmıyor. Usul eksikliği evet, var. Yeryüzüne Cenab-ı Hak kanunları koymuş. Ali Bey çok güzel söyledi. Adetullah, sünnetullah diyoruz. O kanunlara riayet mecburiyeti var. Siz onlara uymazsanız, işte vücudunuz şu kadar çalışıyor, şu kadar kalori harcıyor, sonra uygun gıdalanmazsanız, zararlı şeyler almazsanız ölürsünüz. Yani ben dini bir televizyonda, yani dindar bir kanalda beynindeki ur için ameliyatı reddeden işte büyük bir evliyanın tavsiyesiyle Fatiha efendim Yasin okuyarak babasının iyi olduğunu anlatırken gayesi doğru. Gaye şifayı Allah verir. Fakat burada bir yanlışlık var. Yani davranışlarımızı tevhidle ilişkilendirirken yanlış bir şey yapıyoruz. Ya Ali Bey, o da bir dua değil mi? Yani ilaçlara evet, tevessül etmek, teşebbüs etmek, sebeplere. Bu unutulmuş Müslümanlar mabeyninde. Evet, evet. Halbuki benim doktora gitmem, ilaç almam da aynen Allah'ın Şafi isminin müracaat almam olduğuna göre. Evet. Bundan korkacak, çekinecek evet, ne var ki? Evet. İşte bunu belli bir mantıkla hakikaten fenleri ötelemeden, o normal fen ve felsefenin materyalist olmayan kısmının kendi malımız, Allah'ın sünnetullahı ile ilgili verilerin tespiti anlamında değerlendirip hakikaten onlara çok ciddi, bugün tevekkül yanlış olmuş, tevekkül. Ya işte tabii din irfan boyutundan uzaklaşınca maalesef. Maalesef böyle şeyler meydana geliyor. Tatlidi hale geliyor. Bir ilim boyutundan da uzaklaşıyor aslında, yani irfan aynen, boyutundan uzaklaşınca. Aslında şeyin İsmail Bey'in söylediği, yani manevi boyutu öncelenmiş, maddi ötelen, aslında manevi boyutu tam anlaşılamamış. Evet. Anlaşılsa o maddi boyutunun da teşvikçisi oluyor. Bir şimdi biz mesela Hazreti Musa'nın asasını yere atıp o sihirbazların efendim çerden çöpten efendim sihir aletlerini yutuşundan nasıl bir ders manevi ders çıkarıyoruz, nasıl bir maddi ders çıkarıyoruz? Şimdi nasıl çıkarıyoruz? Evet. Çıkaramıyoruz. Değil mi? Çıkarmıyoruz. Bir tuhaf bir şey gibi okuyup geçiyoruz yani. Halbuki burada yani işte peygamber o yutar onunkileri. Peygamber yutar diyoruz. İşi bitiyor. Ya Allah ona mucize vermiş deyip geçiyoruz. Halbuki orada bizim çıkarmamız gereken başka dersler olmalı. Evet. Buyurun. Yani bizi yutan şeye geçelim, o misale geçelim o zaman. O zaman Ali Bey, ben daha ziyade şu anda çok etkileniyorum. Yani İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmasıyla ilgili şey beni çok heyecanlandırıyor. Bediüzzaman garip bir cümle kuruyor. Sizi dünya ateşinden koruyacak gömlekler, yeryüzüne ben öyle maddeler koydum, öyle gömlekler yapabilirsiniz. Bugün itfaiyeciler kullanıyorlar, çok geliştiriyorlar.
Efendim füzelerin dışına amyantlı boyalar var. Motorlarda asbestli şeyler kullanılıyor. Ama sizi ahirette kurtaracak iman gömleğinden de bahsediyorum. Yani şimdi ikisi birleşti şimdi. Burada ikisi birleşti. Misale geçmeden hocam, senin misale geçme hakkın baki kalmış. Mukaddime babında şunu da söyleyebilir miyiz? Yani şimdi Kur'an'da görüyoruz ki 1000 tane ayet var ki kainattan bahsediyor. Evet. Bunu söyleyen 1979 yanlış hatırlamıyorsam 79 yılında fizik dalında Nobel ödülünü kazanan Pakistanlı bilim adamı Abdüsselam. Zayıf ve elektromanyetik kuvvetlerin birleşik alan teorisiyle fizik dalında Nobel ödülü. Diyor ki 1000 kadar ay. Hakikaten biz de Risale-i Nur tefsirine külliyatına baktığımızda kainattan bahseden ayetler üzerinde Bediüzzaman Hazretleri daha çok durur. Ve kainattan bahseden ayet-i kerimelerin sonları hep bir takım özetlerle, hülasalarla biter. Nasıl bitiyor? Efela yagilun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun diyor. Yani niye tefekkür etmiyorsunuz? Niye akıl yürütmüyorsunuz? Yani Kur'an'ın nazarında kainat dediğimiz alem, aklın bir emir var adeta. Okunması, emir anlaşılması var. Gereken uçsuz bucaksız bir kitap olarak Kur'an kainatı aklın önüne sürüyor ve aklı şahit gösteriyor. Aklı esas alıyor. Aklı ötelemiyor. Ben buraya mesaj tarihte bunun misalleri görülmüş. Büyük bir İslam medeniyeti doğmuş. Bilim anlamında. Medreselerin yanında rasathaneler var. Yani. İç içe bunlar. Fakat sonra ondan herhalde uzaklaşmışız ki bu 15. yüzyıla falan denk geliyor. 16. yüzyıllarda işte medreselerde fen bilimleri biraz okutulmaz olmuş. Hatta daha sonra geriye çekilmiş. Taklidi bir model, bir anlayış bugünlere kadar maalesef gelmez. Fakat İsmail Bey, peygamber de diyor ki komşun açken tok olamazsın. İşçin alın teri kurmadan ücretini vermen lazım. Herhangi bir alışverişte ödeme şeklinin de malın özelliklerinin ve tesliminin de çok sarih belli olması lazım. Hatta yazılı bir senetleşmeye zaruret var. Bak sünnete bakın siz. Evet. Bunlar adeta ötelenirse yani bugün aile ilişkisinden alışveriş hukukuna kadar ciltler dolusu şeyler var. İşte bunlar hepsi din bunlar aslında. Evet. Yani din dediğimiz şeyin içerisinde bu söylediklerinizin tamamı. Saadetin Sahi Bey'in söylediklerinin de tamamı var. Birleşiyor. Evet. Yani böyle baktığımız zaman zaten gerçek anlamıyla dini, anlaşılır. İslam'ı, Kur'an'ı anlamak mümkün. Yoksa din dediğiniz şey işte bir takım mükellefiyetler sınırında, bir takım haram helaller sınırında işte cennet, cehennem, mükafat ve ceza anlamına indirgerseniz o zaman çok daraltmış oluyoruz. İrfan boyutunu, o insanın ebedi saadetini, dünya saadetini gerçekleştirecek prensipler, düsturlar boyutunu göz ardı etmiş oluyoruz. O zaman o boşluğu işte felsefe doldurmaya başlıyor. Akıl yoluyla. O da materyalist bir yorum katıyor işin içine. Çünkü aklın sınırları var. Yani hepsini ihata ederek, bütün zamanları ihata ederek, bütün insanların düşüncelerini ve fıtratlarını ihata ederek adaletli bir sonuca varması mümkün değil. Şöyle bir şey daha var değil mi? Yani o manevi emirlerine kulluk noktasında itibar edilmesi halinde onun mükafatını insanlar, müminler elbette ahirette görecekler. Görecek. Fakat bir de Allah'ın kainata koyduğu kevni ayetler yani, üzerinde icra ettiği hikmet kanunlarına da ittiba edilmesi halinde de dünyada mükafatını peşinen almış. Dünyada ücretini alacaklar. Yani bunu yapan ister mümin olsun, ister gayrimümin, gayrimüslim olsun neticesini servet olarak, zenginlik olarak, iktisadi, siyasi güç olarak dünyada ne yapacaktır? Alacaktır. Ama netice itibariyle insanlığa da hizmet tarafı da vardır. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri hani Barla'da talebeleriyle otururken bir jet gökyüzünden uçmasını görmesi halinde parmağını kaldırarak nefsim, nevimle, insanlık neviyle iftihar ediyorum diyerek bunun da önemli bir mana ifade ettiğini söylüyor. İsmail Bey, kimya bölümünü bitirmek üzere olan bir öğrencim, bilgisayar mühendisi Trabzon okuyan bir başka öğrencim, böyle bir özel sohbette diyorlar ki, ya biz bu duayı anlayamıyoruz. Yani biz yazılı kağıdımıza Bismillah deriz. Bismillah namazımızı kılıyoruz. Fakat biz işte şu kadar yıl üniversite imtihanını kazanamadık. Şimdi de işte şöyle gidiyor. Ben de onlara diyorum ki, siz Bediüzzaman'ı dinleseniz, yani daha doğrusu onun arkasında, o bizi çünkü peygamberimizle ilişkilendiriyor Kur'an'la. Kur'an ve sünnet diyor ki
tarlayı sürmek, hatta o tarlanın toprağının analizini yapıp hangi besin eksikse onu verip ona uygun tohum atmak, hazırlamak, uygun zamanda ilaçlamak, gübrelemek, efendim sulamak gibi ne gerekiyorsa efendim ziraat ilmi onları yapmak. Dua. Veya bugün bu dua. Ha, bu bak, işte duanın kendisi bu. Siz günde 6-7 saat çalışmıyorsanız, imtihan sorularında bilemedikleriniz içinden çıkarıp da onlara bir efor sarf etmiyorsanız ömrü boyu sürmeye layıksınız. Sen efendim mesela bir tanesi 2 defa finali kaçırmış. Neden? 3'e kadar chat yaparken uyumamış. Ya sen ömrün boyu mümkün. Hayatta zaten sürünürsün. Senin zamanda yatman, zamanda kalkman lazım. Senin o dersi çalışman lazım. Hatta seçtiğin branş zekavetine, kabiliyete uygun olması lazım. Bütün bunlar sünnetullahın içinde şeyler. Ya. Yani din, dua böyle anlaşılırsa o zaman o doğru din hem insanlar teveccüh eder hem de hakikaten mesut olur. Bir de yani hadis-i şerifte var ya, kendirmesinin önünü kestik. Hayır hayır, buyur, yani hadis-i şerifte şimdi bir saat tefekkür bir yıl nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Yani şimdi din tefekkürü, düşünceyi nafile ibadetin önüne koyuyor bakın. Ondan daha hayırlı hale getiriyor. Hocam ben şu hadisi duyunca hayretler içinde kalmıştım. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı dokunan. Nasıl faydam dokunacak? Sırt üstü yatarak faydam dokunur mu? Burada çalışmaya, uğraşmaya, didinmeye değil mi? Bir şeyler bu insanlığın hizmetine bir şeyler arz etmeye teşvik. Ancak bu kadar güzel ifade edilir. Yani cariye, sadakayı cariye diye tabir edilen şey. Yani bir şey buldunuz, insanlık ondan olumlu manada istifade ediyor. Siz kıyamet kopuncaya kadar ondan hissedar oluyorsunuz. Yani bir de manevi boyutu yokmuş gibi görünen şeyin de aslında var. Kendi içinde müthiş bir manevi tabii, derinlik, tabii. Boyut. İç içe adeta evet. Bunlar. Çünkü insan hem maddi hem manevi varlık. Yani sadece maneviyatla yüklü bir varlık değil, yani maddi bir varlık. İhtiyaçları var. Yaşadığı zaman boyunca işte daha iyi yaşamak istiyor, Allah daha kaliteli yaşamak istiyor. Bu ihtiyaçlarını daha güzel insanca karşılamak, gidermek istiyor. Daha rahat etmek istiyor. İşte soğuktan, sıcaktan korunmak istediği gibi daha hızlı seyahat etmek istiyor. Ve bu ihtiyaçları namütenayi. Bediüzzaman da ifadesi, Kur'an da ifadesi. Çünkü bütün kainatla alakadar yaratıldığı için. Dolayısıyla yani manevi kemalat elbette ki onun ilerlemesi için önemli ama tek bacaklı kalıyor. Yani maddi kemalatla da ilerlemesi lazım. Yani aklın nuru. İki kemalatla birlikte ancak insan çift ayaklı basabiliyor. Evet. Yine bir başka ifadede diyor ki Bediüzzaman, bu zamanda ilahi kerimetullah maddeten terakkiye mütevakkıftır. Yani Cenab-ı Allah'ın ismini yüceltmek istiyorsanız, ey Müslümanlar, ey müminler, ey ehli kitap, o zaman bu maddeten terakkiye ehemmiyet vermeniz lazım. Bu maddeten terakkinin içerisinde yani nefsin süfli arzularını yerine getirmek manası değil bu. Evet, nefsin helal ihtiyaçlarını karşılarken bütün insanların azami derecede bunlardan istifade etmesini sağlayacak kolaylıkları benim kanunlarıma girerek, riayet ederek bunlardan devşirebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Yani bunları da belki bu peygamber mucizeleriyle beraber ele almak lazım. Yani bunların arkasına bunları benim da benim aklıma şeye giremiyoruz gerçi, temel şeyler konuşuyoruz da. Evet. Yani mesela Süleyman Aleyhisselam'ın bir günde 2 aylık mesafeyi havada uçarak kat etmesini bahsediyor. Evet. Onun hayatı ilgili bir hadisedir. Bu harika bir şey olarak düşünebiliriz bunu yani. Ama orada kalmamalı bu. Değil mi? Beşere yol açıktır ki böyle bir mesafeyi kat edebilir. Katabilir. Yani yeryüzüne Allah'ın koyduğu adetullah, yüksek sünnetullah. Yüksek hızlara çıkabilirsiniz. Evet. Sünnetullah, adetullah. Belki bugün tabiat kanunu denilen şeylere riayet edilse o kanunlar bulunsa ki bulunmuş. Yani işte havanın efendim uçağın kanadındaki bombeli yerle düz yerden geçerken o farklı basınçların, süratin oluşması ile ilgili koca demiri kaldırması bulununca asırlardır Hazreti Ahmet Çelebi'ye kadar insanlar ölmüşler. Değişik denemeler yapmışlar. İlk denemeler İslam dünyasında olmuş. Uçma evet. Denemeleri. Evet. Ama şimdi ben mesela geçenlerde bir şey vardı. Yani Londra'da sanıyorum İngiltere yayınlamış. Yani bilimde çığır açan isimler diye İlk 20 önemli buluşun hepsinin başında Müslümanlar. Müslüman
işte o hicretin 6. 7. yüzyıllarındaki şeyler var. Yani var 4, işte. 4 ile 6, 7 arasındaki Müslüman bilim adamı. Abi hicreti diyorsunuz. Halbuki ben Diyanet yayınlarında bir mecelle var. Yani İslami hükümleri, kanunları Osmanlı güne adapte etmiş. Ahmet bir şeyler Cevdet yazmış. Paşa'nın evet. eseri. Fakat orada çok dikkatimi çeken bir zamanlar işte bizim İstanbul Emniyet Müdürü oldu Necdet Menzir. Ona yazmıştık bunu. Burada bir avukat arkadaşla. Peygamberimiz genç. Daha İslamiyet ortada yok. O gençliğinde şehir devleti Mekke Medine adeta ve zenginler bugün maalesef olduğu gibi kuvvetin geçerli olduğu, hakkın zayi olduğu bir zeminde onlar işte 15-20 genç bir hıfzıl fudul teşkilatı kuruyorlar. Ve bunlar bayağı oku, kılıncı neyse silahlanıyorlar. O devirde zenginliğinden, güçlülüğünden dolayı birisine haksızlık yaptığı zaman hakkını alamayan garibanların, zayıf insanların hakkını almak üzere bir mücadele veriyorlar. Ve bunu gerçekleştiriyorlar. Yıllar sonra peygamberimizi hatırlatınca, peygamber olmuş, devlet kurulmuş, İslam devleti. Vallahi bugün dahi öyle bir teşkilat kurulsa, ben şurasına dikkat çekmek istiyorum. Bugün sadece belki solcuların ahlakı gibi haksızlığa karşı direnmek. 1500 sene önce peygamberin ruhunda var. İslam'dan önce bile. Evet. İnsan fıtratında var. Hucurat suresinde müminler arasında bir anlaşmazlık olduğunda Allah emrediyor. Hani müminler kardeştir ayetinin geçtiği yer. Birkaç önce ayette diyor ki haksızlık, hak söz konusu karışıklık var. Siz zayıf da olsa haklının yanında yer alın. Emrediyor Allah. Ya şimdi sosyal hayat, işçi meselesi, senetleşmek ve haksızlığa karşı direnmek bunlar o kadar müthiş şeyler ki. Yani bugün hayatımızda boşluklar var. Bazen devletin bile yapmadığı şeyler. Ama kaybettiğimiz, bulmaya çalıştığımız. Evet, çöl kanunu değerler. Diyenlere yazıklar olsun İslamiyet için. Esasında medeniyetin zirvesinde. Yani bize hakikaten bu asırda da bütün insanlığa hüsnü edebilecek. Ama bugün Müslümanlar da bu kuvveti işte önceliyorsa o zaman maalesef düşünmemiz lazım. Maalesef. Onu diyeceğim. İşte ipler bir yerde kopmuş yani. Belki işte 16. yüzyılda medreselerden hani o zamana gelinceye kadar evet. Fen bilimleriyle din bilimleri birlikte okutuluyor. Ondan sonra medreselerden peyderpey fen bilimleri, hatta bunlar felsefiyattır, adamı dinden imandan eder gerekçesiyle çıkarılıyor. Biz geri kalıyoruz, batılılar ileriye gidiyor. Şimdi batıdan biz medeniyet alma noktasına geldiğimizde Avrupa'da olduğu gibi bazı padişahlar ve devlet ricali batı tarzında mektepler açıyorlar. Fakat mekteplerde de sadece fen bilimleri esas alınıyor. Medreselerde geleneksel din bilimleri, geleneksel usullerle o da tedris ediliyor. Dolayısıyla medresedekiler mekteptekilere kafir diyor. Mekteptekiler medreselere gerici, yobaz, mürteci diyor. İşte tam bu kargaşa esnasında hadiseye İstanbul'da bulunan o süreçte 1897 yılında İstanbul'a gelmiş olan Bediüzzaman'ın şu tespiti herhalde meselemize biraz daha ışık tutar. Diyor ki aklın nuru fen bilimleridir ya. İnsanın aklını tatmin eden kainat araştırmalarıdır. Kainattan aldığınız bilgilerdir sizin aklınızda. Fakat insanın bir de kalbi var, ruhu var, vicdanı var. Elbette bunun da tatmin edilmesi lazım. Bu da ancak din bilimleriyle olur. Aslında fen bilimleri, din bilimleri diye de bir ayrım yapmıyor. Yoktur. Kainattan aldığınız bilgiler de size kainattaki mükemmellikten dolayı kainatın kudret sahibi sanatkarına sizi ulaştırıyor bu zaviyeden baktığımızda. Süleyman Bey, bu anlattığınız benim Diyarbakır'da üniversiteye girişime sebe olan cümlelerdir. O zaman 73'te üniversitelerde ya daha doğrusu eğitim enstitüsünde şey vardı. Önde mülakat vardı. İşte bize bir kompozisyon yazdırdılar. Arkasından mülakatı aldılar. Fakat konu buraya geldi. Ben de bunu tabii Bediüzzaman demedim o gün için. Çünkü Risale-i Nurlar ön yargılar. Öyle hareket ederler. Ama onlara hakikaten burada anlatmaya çalıştığımız o fenlerle, ilimlerin tespitleriyle, dini ilimlerin, mezcinin insanlık için zaruret olduğunu ancak o zaman bunu anlattım. Yani hocalar yani bütün samimiyetimle, yeminle anlatabilirim ki böyle ayağa kalktılar. Kardeşim siz normal adam değilsiniz. Bunlar sizin fikriniz olamaz. Biz bunu anlatamıyoruz. Hakikaten bizim boşluğumuz ve ben çok ön sıralarda üniversite almışlardı.
Hakikaten yani ileride mesela Şinasi'nin münacatını işliyoruz. Orada da aynı problemler var. Şinasi de bunun kırıntılarından bahsediyor esasında. Peki Zahir Bey, Süleyman Aleyhisselam'ın uçması ayette sabit mi? Oradan devam isterseniz birer girelim bugün. Bir haftaya devam edeceğiz. Elinizde varsa o ayet kerime neydi? Tabii tabii. Ali Bey bir örnek verecek yalnız. Hep mukaddime ile yani önce şey yapabiliriz. Fark etmez. Önce tamam. Hazreti Musa Aleyhisselam'ınkinden tamam, başlayalım. Buyurun. Sonra ona döneriz. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de. Bismillahirrahmanirrahim. Fekul. Fekul nadrib bi asakel hacer. Fen feceret min hüsnete aşrete ayna. Ayeti kerimesi. Yani burada ateşe atılıyor ve ateş onu yakmadı. Mealini okuyabilirsek şöyle. Vur asanı taşa. Asanı taşa buyurduk. Vurduğu yerden 12 pınar fışkırıverdi. Tamam. Olay bu. Maalesef. Evet. Zemin tahtına gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Evet. Hatta taş gibi sert bir yerde bir asa ile ab-ı hayat celbedilebilir. İşareti varmış bu ayette. Yani aslında normalde baktığımız zaman bu bize bunu vermiyor. Ama nasıl okumamız gerektiğiyle ilgili bir üslup geliştiriyoruz şimdi. Buyurun. Aslında Hazreti Musa'nın aleyhisselam elindeki asasının efendim başka maharetleri de var. Öyle diyelim artık. Bir takım mucizelere de kaynaklık ediyor. İsterseniz önce onu sonra bunun tabii, üzerinde duralım. Şimdi çünkü öyle bir şey sorarak girdik ya yani bu asa, asa yılan haline gelip diğerlerini yuttu. Buradan biz nasıl bir ders çıkarmalıyız? Malum Firavun ilahlık davasında bulunuyor. Etrafında pek çok adamı var. Bunlardan bir grubu da sihirbazlar. Sihirbazlar işte bir takım ağaçlardan, bitkilerden sihir aletleri yapıyorlar. Ve bunlar işte toplanıyor insanlar. Onların hareketlerini vesaireyi seyrettiriyor. Bunu da yapan benim diyor. İlahınız olarak benim diyor. Yine böyle bir toplulukta Hazreti Musa'nın sihirbazları bu hadiseyi tekrar ederken Firavun yarıştırıyor bunları değil mi? Yarıştırıyor. Hatta peygamberler tarihinde Hazreti Musa korktu diyor yani şeyden. Onların o şeylerini görünce şöyle bir irkildiği ifade ediyor. Cenab-ı Hak elindeki asayı yere at diyor. Yere. Tereddüt etme. Hiç. Atıyor yere. Büyük bir yılan oluyor. Hepsini yutuyor. Şimdi buradan hadise bu. Tarihi olay olarak. Tarihi hadise bu. Şimdi bunun üzerine sihirbazlar çünkü sihir yaptıkları için neyin sihir, neyin sihir olmadığını gayet iyi biliyorlar. Bu sihir olamaz diyorlar. Olsa bu işin, kalır. Bu işin ustası biziz biz. Yani biz bunu anlarız. O zaman bu bir mucizedir diyorlar ve iman da diyorlar. İman ediyorlar. Evet. Şeye iman ediyorlar. Allah'a iman ediyorlar. Musa'nın Rabbine iman ettik diyor. Hazreti Musa'nın peygamberliğini kabul ediyorlar. Bilmek bu kadar önemli. Bunun üzerine Firavun edilmiştir yani o anda. Bunun üzerine dönmelerini istiyor. Onlar dönmeyeceklerini ifade ediyor. Bunun üzerine sihirbazları el ve kollarını çaprazlayarak kesiyor. Kollarını öldürtüyor. Orada söyledikleri bir şey var. Sen sadece bizim dünyamıza hükmedebilirsin ama bu dünyanın dışında başka bir alem var. Diyor. Onlar ölüyorlar orada. Şimdi bakın. Elleri, ayakları çapraz kesilerek öldürülmeyi göze alıyor insanlar. Şimdi hadise bu. Şimdi etraf toplandı. Birçok kalabalık toplandı. Bakın. Gördükleri karşısında halk iman etmedi. Firavun da iman etmedi. Kim iman etti? Sihirbazlar iman etti. Ya burası bence orijinal. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İşin künhüne efendim tamam. Vakıf oldular. Bizim de bugün hayatımızı tehdit eden böyle sihirler var. Yani. Hayatımızı tehdit eden sihirler var. İşte okuduğumuz fenlerde işte atoma uluhiyet sıfatları veriyorsun. Yani
kendi varlığının farkında bile olmayan bir zerreye ilahlık veriyorsunuz. Siz bu peygambere gücü bile bunu vermiyorsunuz. Ha, peygamberin bile böyle bir şeyi yokken kendi varlığının farkında olmayan ancak efendim varlığı bilinen ya da çok büyütülerek görülebilen bir şeye ilahlık veriyoruz. Evet, evet. Bakın bu bir sihir. Ya. Bizim bu sihri aşmamız lazım. Yani akıl tutulması işte. Yani sihir akıl, öyle bir şey. Akıl tutulması. Aynı. Aklın adeta devreden çıkması. Ya. Yani öyle bir sistem kurmuşuz ki işte çevresiyle efendim sokağıyla, mahallesiyle, okuluyla, diğer eğitim kurumlarıyla bütün varlık yaratıcısını, sanatkarını haykırırken bir sihirle, bir boyayla onları örtüyoruz. Müthiş. Sebep sonucun içine hapsediyorsun. Nasıl Hazreti Musa'nın asası yere atınca o sihirleri yuttuysa, bizim de bu sihirleri yutacak Asa-i Musa'larda ifade edilen hakikatleri sisteme entegre etmemiz, bu sistem üzerine yeni hayatımızı... Yeni bir medeniyet inşası diyorsak... Eğer böyle bir iddiamız var ise, ilimleri uluhiyet iddiasından vazgeçirip sanat olduğu noktasına, gerçeğine, doğrusuna çekmemiz lazım. Güzel. Yani bu manevi atmosferi biz oluşturamazsak eğer o sihirler sadece dünyamızı yutmakla kalmıyor. Ahiretimizi de ciddi tehdit ediyor. Dolayısıyla yani ben buradan bu yılanların yutması hadisesinden böyle bir ders, başka şeyler de çıkarabilir mesajlar ama alır. Böyle bir mesaj alırsak peygamber mucizesi zaman, amacına. Doğru okumuş. O zaman yani fenlerin normal materyal olmayan fenlerin koyduklarıyla problemimiz yok. Onlara katılan materyal yorumlarla problemimiz var. Evet. Sebeplerin bu neticeleri doğuramayacağını adeta adi, ami, kör, cahil bir adamın Avrupa'daki bütün üniversitelerde veya efendim fabrikalarda ustabaşı gibi, profesör gibi çalışmasının mümkün olmadığını, zerrenin, atomun, elektronun, nötronların, pozitronların acizliğini, yani basit hava atomunun aynı anda binlerce sesi, görüntüyü, rengi, ısıyı, ışığı geçirmesinin mümkün olmadığını öyle bir anlatacağız. Hem fenleri ötelemiyoruz, inkar etmiyoruz. Hem de yani mesela demin okuduk Musa Aleyhisselam'ın işte Bakara 60. ayette vur asanı taşa buyurduk. Asasını vurduğu yerde 12 pınar fışkırıverdi. Meali buyken Bediüzzaman Ali Bey'in ifadesiyle farklı bir meal veriyor. Diyor ki zeminin altında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Bakın mana bozulmuyor ama bu asrın fehmine uygun bir hale geliyor. Hatta taş gibi sert bir yerde bir asa ile ağabey ayak, belki su, belki efendim petrol celbedilebilir. Hatta ben işte benim şeylerime uyan, nefsini terbiye eden bir kuluma böyle bir asa verdim. Siz de nefsin tembelini bırakır, benim rahmet kanunlarımı istifade ederseniz siz de ona benzer bir aletle neredeyse boru yere çakın dememesi kalmış. Yani öyle bir şey ki hem kamil bir insan, hem haksızlara karşı duran, hem efendim Allah'a onun varlığının farkında olduğunu ibadete ortaya koyan, kimseye zarar vermeyen, kendisini ezdirmeyen, bir taraftan da zaman nimetlerden istifade eden dünya ve ahirette mesut bir varlık. Çok tarif ediyor adeta. O zaman bir iki cümlede bitiriyoruz. Toparlamadan. Yani o zaman Kur'an'ın mesajını hakikaten doğru anlamaya ihtiyacımız var bizim. Halil Bey sözünden hareketle hakikaten bir takım sihirler bizim Allah'ı anlamamıza engel teşkil edebiliyor. Yani Allah'la aramıza giren her şeyi sihir olarak değerlendirebiliriz. Sihir olarak değerlendirebiliriz. O engelleri ortadan kaldırıp doğrudan doğruya her şeyin ama her şeyin Allah'ın fiili olduğu, Allah'ın varlığına ve birliğine delil olduğu noktasında yeni bir tevhid akidesiyle hadiseye temel unsur olarak
bununla başlamak icap ediyor. Yani, herhalde burada problemler. Tevhid hakikatini temel baz alarak baz almak. Bütün bunları üzerine bina etmek gerekiyor belki. Evet. Sultan Camisi'nde bir restoran çalışması oldu Rıza Bey. Daha önce cahil insanların badanalarla örtbas ettiği bütün o mihrabın önündeki hatta değişik böyle yerlerdeki asli şeyleri ortaya çıkardılar. Üstündeki sadece maniler kaldırıldı. Kaldırıldı. Desenler çıktı. Tozları, kubarı adeta evet. alındı. İslamiyet'in bir efendim tozunun alınmasına, bir saykal cila vurulmasına ihtiyaç var. Belki İsmail Bey'in başta söylediği o talim-i esmaya dönmemiz lazım. Evet. Yani işin esası, özü, ruhu orada. Yani o talim-i esmanın içerisinde bütün fenlerin, bütün hikmetlerin, bütün ilimlerin bir isme dayanması, nihai noktada dayanması, bağını kurabilirsek, yani ilim, ilmi çalışmalarda, evet işte bir mühendislik ilmi ismi adle ve mukaddire dayanıyor. Bu ilişkiyi hiç unutmadan mühendislik ilminde istediğimiz kadar ilerleyebiliriz. Bir tıp ilminde bu Cenab-ı Allah'ın Şafi ismine dayanıyor diyerek onun tıp ilminde istediğimiz kadar ilerleyebiliriz. Ama bunu o tıp ilminin kendine bir uluhiyet şey yaparak, vasfederek orada ilerlemeye çalıştığımız zaman bu bizi dalaletin en derin çukurlarına kadar götürür. İnşallah haftaya yine peygamber mucizelerine örnekleriyle ve bugüne mesajlarına devam edeceğiz. Bir saatimizi doldurduk. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.